Herkese merhabalar. Diyalog Uzman Sohbetleri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz KOBİ'ler CRM programı seçerken nelere dikkat etmeli? Ve konuğum Perenet Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Umut Mazgal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ ol. Siz? Biz deyiz, teşekkürler. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. O zaman ilk soruyla başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Tabii ki, seve seve. KOBİ'ler için CRM kullanmanın genel olarak önemi nedir? Çok genel ve çok güzel bir soru. Bir giriş yapalım şimdi. İstedim. Tabii. Şimdi CRM kullanımı tabii önce hani başlarken şeyi bir netleştirmek lazım. CRM literatürde veya firmalardaki karşılığı tam olarak literatürdeki karşılığı oturmuş değil. CRM dediğimizde KOBİ'lerde özellikle neyin anlaşıldığı veya neyin anlaşılması gerektiği konusu biraz irdelemek lazım. Çeşitlerine baktığımızda aslında literatürde 3 çeşit CRM programları var. Bunlardan bir tanesi operasyonel CRM ki genellikle CRM dediğimizde aklımıza gelen işte pazarlama için kullandığımız, satış süreçleri için kullandığımız, müşteri destek süreçleri için kullandığımız CRM'lerin yer aldığı kategori. Bugün daha çok o kategori üzerinde konuşacağız. Onun dışında operasyonel CRM, iletişim CRM'i, işte data mining gibi birçok CRM tool'u veya konusu var. Ama bugün operasyonel CRM üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Bu açıdan baktığımızda da genel olarak KOBİ'ler müşteri ilişkilerini yönetebilmek için bir CRM programı kullanıyorlar ve kullanmalılar. Ve bu sayede de işte birazdan birçok konuya değineceğiz. İşte müşteri ilişkilerini geliştirip, satış süreçlerini hızlandırıp, pazarlama faaliyetlerini daha anlamlı kılıp sonuçlar elde edebilirler. Peki. Şimdi KOBİ'ler için biliyoruz ki hani müşteri verilerini toplama, işte saklama, analiz etme çok önemli. Türkiye'de KOBİ'ler sizce burada tam olarak hani hangi noktadalar, hangi seviyedeler? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi zamanında güzel bir soru oldu. Şu anda TÜBİTAK'la bir çalışma yapılıyor. TÜBİTAK'ın bir dijital dönüşüm programı çalışması var. Biz de orada yer alıyoruz. Orada KOBİ'lerin aslında dijital olgunluğunu ölçüyoruz. Bu soruda o ölçtüğümüz olgunluklardan bir tanesi. Daha doğrusu TÜBİTAK TÜİSİLEYİM'le ölçtüğü olgunluklardan bir tanesi. Şimdi geçenlerde raporu görmüştüm. Şu an aslında beklenenin çok altında. Şöyle anlatayım. Daha doğrusu soruya şöyle cevap vereyim. Tabii ki bütün KOBİ'ler veri toplar, verileri analiz eder ve işlerler. İşletmenin devam etmesi için şart olan aşamalardan bir tanesi bu. Bunu ne kadar dijital yaptıkları aslında anlatmaya çalıştım. Çünkü bu veri toplamayı hala birçok üretim firması, birçok KOBİ hala manuel yollarla, yazılı formlarla, matbu formlarla yapıyorlar. İşte oradaki yöneticiler, işte genel müdürler, firmaların sahipleri o toplanan verileri işliyorlar. Bu açıdan baktığımızda KOBİ'ler hala bu verileri toplamayı dijitalleştirme konusunda yol kat etmeleri gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi TÜBİTAK'ın ortalaması şu an oraya verdiği, yani bu veri toplamanın dijital şekilde olmasına verdiği puan 4 üzerinden 1.6'larda falan ortalama. O açıdan baktığımızda biraz daha KOBİ'lerin bu yönde ilerlemesi gerekiyor yani diye düşünüyorum. İstediğimiz seviyede değiliz daha diyebiliriz. Evet. Yani çok iyi yapanlar da var tabii. Yani ortalama bir rakam söyledim. Çok iyi yapanlar da var. Full dijital. Zaten sektörden sektöre değişiyor. Yani öyle sektörler var ki dijital veriyi toplayarak iş yapıyor. Örneğin reklam firmaları. Onları düşündüğümüzde zaten verileri dijital olarak toplamazsa işin gereği yürütemez. Ama mesela biraz önce söyledim. Üretim firmalarında henüz hala verilerin toplanması çok da dijital olmayan yöntemlerle yürüyor. Ama tabii sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu konuda işte pandemiden sonra bildiğimiz gibi bir dönüşüm içerisinde. O dönüşümde ilerlemeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi çok iyi yapanlar da var aslında dediniz ama hala istediğimiz seviyede olmayan KOBİ'ler de var dediniz. Bu işte iyi yapanlar müşteri ilişkileri noktasında nasıl bir fark yaratıyorlar? Tabii ki şöyle, şimdi veriyi iki tarafında topladığını söyledim. Yani iyi yapan da yapamayan da veriyi zaten topluyor. Ama nasıl topladığı önemli. Ve müşteri ilişkilerine nasıl yansıyor? İşte topladıktan sonra veriyi, veriyi anlamlandırma kısmı var. Yani tamam, işte biz bir satış sürecinde işte müşteriyle olan ilişkimizi, iletişimimizi bir yere topladık. Okey, onlar bir formda, bir klasörün içerisinde satış arşivinde dolapta duruyorlar. Veya CRM programının içerisinde duruyorlar. Veya bir işte Excel içerisinde duruyorlar veya bir klasörleme sisteminde duruyorlar, her neyse. Ama bunları anlamlandırabilmek için ne kadar dijital
süreçleri kullanırız, ne kadar yazılımları kullanırsak o kadar aslında bu anlamlandırma kısmını daha otomatize edebiliyoruz. Bu da tabii ki firmaların müşteride işte biraz önce bahsetmiştim satış, servis ve pazarlama diye üç süreçte de firmaların müşteriyle olan ilişkilerini geliştirmelerine, daha verimli kılmalarına destek olur. Peki verimlilik ve karlılık arttırma tarafında nasıl bir fark yaratıyor CRM? Genelleme yapmak zor. Kobile için konuşursak. Yine endüstri olarak ayırmak lazım. Yani bazı endüstriler var. İşte biraz önce üretimden bahsettim. İşte bazı üretim firmaları var ki zaten mesela doğrudan müşteri siparişiyle çalışan Ar-Ge usulü firmalar var. Bu firmalar gidip konuştuğunuzda müşteri ilişkileri o firmalarda çok önemlidir. Çünkü 3, 5, 8, 10 tane müşterisi vardır ve çok kuvvetli ilişki kurarlar onlarla. Ama bu ilişkiyi yürütmek için, çünkü 3, 5, 8, 10 tanedir müşterileri, bir yazılıma ihtiyaç duymazlar. Veya işte başka bir KOBİ vardır. Onda çok fazla müşteri datası vardır. O datayı toplayabilmek için, bir yerde tutabilmek için mecburen bir CRM programı kullanır, yapılandırır. Kategorilere göre ayırmakta fayda var aslında. İlk bahsettiğim kategoride müşteri ilişkilerini yürütmesi, yani hani CRM yazılımı kullanmanın dışında bir şeyden bahsediyorum. Müşteri ilişkilerini yürütmesi tabii ki çok önemli. Yani şirket onunla var oluyor aslında. Ama CRM programı çok da etkin olmuyor. Yani şeyini de bulmuyor. Şirket içerisinde yerini de çok bulamıyor. Çünkü zaten az sayıda şey var. Ama biz genel olarak CRM programı kullanmak değil de müşteri ilişkileri diye bakarsak, zaten hani artık bu hem kurumsal firmaların hem KOBİ'lerin hem Türkiye'de hem dünyada herkesin kesin olarak mutabık olduğu bir konu. Yani müşteri ilişkilerini ne kadar iyi yönetirsek verimliliği ve karlılığı da o kadar iyi artırırız. Ve biraz önce söylemiştim, hani karlılık zaten müşteriyle doğrudan bağlantılı. Verimlilik nasıl bağlantılı? İşte satış süreçleri dedim mesela. Satış süreçlerinin optimize edilmesi. Şimdi satış CRM'lerinin çoğunda, yani o CRM'in operasyonel CRM diye adlandırdığımız ve satışa yönelik olan CRM'lerin çoğunda teklif otomasyonu vardır mesela. Teklif otomasyonu satış ekibinin hızını artırır. Bu da doğrudan verimliliği artırır. Yani siz bir teklif vermek için bir firma 3 gün harcıyorsa, bir CRM programıyla bunu dakikalar içerisinde yapabilir hale geliyorsa, bu doğrudan verimliliği etkeden, verimliliği artıran bir etken. CRM sayesinde müşteri deneyimini geliştirmek mümkün oluyor mu? Tabii ki mümkün. Şöyle izah edeyim. Şimdi dijital dönüşüm sayesinde, ki dijital dönüşüm diye bahsettiğim aslında, işte örnek vereyim, Netflix'in işini dönüştürmesi, yani standart bir işin, bir gelir kaleminin, bir sürecin tamamen dijital hale gelmesinden bahsediyorum dijital dönüşüm derken. Ya aynı iş aslında, sadece müşteri deneyimini geliştirerek devam ettirdiler, dijitalleştirdiler. İnsanlar evlerinden ulaşmaya başladı. Çok doğru. Kaset almaya gitmeyi bıraktılar. Çok doğru, ama Netflix'in, yani her zaman anlatılır, birçok pazarlama dersinde bahsedilir. Amazon'dan çok bahsedilir. Temel olarak yaptığı şey, evet hani dijital bir platform kurdular, doğrudur, ama CRM süreçlerini çok iyi yönettiğinden, hatta işte ders kitaplarına girecek kadar. Çünkü çok farkında olmasanız da her Netflix'e girdiğinizde size özel bir içerik oluşur. Size özel bir içerik açılır. Bu da tabii ki işte verini toplayıp bir CRM sisteminde tutup bunu anlamlı hale getirip sonra da bunu size yansıtmasıyla oluyor. Bu açıdan baktığımızda özellikle işte o dijital dönüşümü sağlamış sektörlerde veya firmalarda diyelim, doğrudan müşteri deneyimini değiştiren, müşteri deneyimi geliştiren, çok nadir örnekleri, hani müşteri deneyimini kötüleştiren örnekler oluyor, ama genel olarak değiştiren ve güzelleştiren katkıları vardır CRM programı. Peki sizce ülkemizde KOBİ'ler müşteri sadakati konusunda çalışmalar ne kadar yapıyorlar? Hangi seviyedeler? Bir de CRM kullanarak KOBİ'ler müşteri sadakatini arttırabilirler mi? Şimdi aslında herkesin konuştuğu, neredeyse bütün KOBİ'lerde bir araya geldiğimizde konuşulan konulardan bir tanesi müşteri sadakati. Lakin ben biraz Türkiye'de henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani dünyadaki o değişim, işte ben üretirim, arz ederim, talep nasıl olsa vardır. Sonra o mantık değişiyor, işte talebe göre arzlar gündeme geliyor. Zaten belki bahsetmedim ama hani CRM yönetiminin dünyadaki değişimi de böyle oluyor. Çünkü eskiden
İşte Ford'u düşünün. Hani bir araba üretiyorum, üretim planlaması yapıyorum. Ne kadar üretirsem satılıyor zaten. Yani benim hani müşteriyi çok da dinlememe gerek kalmıyor mantığı vardı. O mantık sonra değişti. Şimdi bu değişmiş yapıda baktığımızda yani dediğiniz gibi şeylerin, verilerin, özellikle bu işte müşteriyi dinleyip, müşteriyi anlamlandırıp sonrasında müşteriye çıktı olarak sunulabilmesi için CRM programları temeldir. Yani onu dediğim gibi operasyonel, o analitik falan diye ayırıyoruz ama bu daha çok analitik tarafına giriyor. Veya işte endüstriler olarak düşündüğümüzde mesela bankacılığı düşünelim yani. Mesela bankacılıkta analitik CRM dediğimiz hat safhada kullanılır. Veya işte perakendecilerde o kadar çok data vardır ki, çünkü içeride o dataları toplarsınız ama bir de anlamlandırma konusu vardır. Ne kadar anlamlandırabilirsiniz? Müşteriden bu sefer o kadar dönüş alabiliyorsunuz veya işinizi ve verimliliğinizi biraz önce bahsettiğimiz gibi ona göre değiştirebiliyorsunuz. Veya kişisel kampanyalar, kişisel mesajlar gönderme gibi şeyler de olabiliyor mu müşteri sadakati açısından? Doğru. Yani şimdi sektör sektör ayırmakta da fayda var. Yani siz eğer anında müşteriye ulaşabildiğiniz kanalları kullanan bir sektördeyseniz bunu çok daha iyi yapıyorsunuz. Mesela örneğin son zamanlarda işte pazarlama otomasyonları çok gündemde. Pazarlama otomasyonlarını kullanarak web sitenizde kişiselleştirilmiş içerikler bile yayınlayabiliyorsunuz. Yani web sitenize gelen kişilere göre web sitesi hazırlayabilir durumdasınız. Stabil bir web sitesinden farklı olarak. Veya işte bir e-ticaret siteniz varsa bu e-ticaret sitenizde yine aynı şekilde verileri toplayarak sadece o kişilere kişiselleştirilmiş kampanyalar, programlar düzenleyebiliyorsunuz. Ama cümlenin başında da bahsetmiştim. Yani açık söylemek gerekirse hani çok konuşulan, farkındalığı çok olunan konular Türkiye'de sağlıklı bir şekilde yapan belki de 20 firma geçmez. İstek var, ihtiyaç olduğu düşünülüyor, önemi kavranmış durumda ama hayata geçirirken henüz biraz başlardayız diye düşünüyorum. Yani emekliyoruz daha. Biraz öyle, evet. Yani o konu biraz daha gelişecek diye düşünüyorum. Az önce operasyonel CRM'den bahsetmiştiniz, satış tarafına katkılarından. Hı-hı. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Yani CRM kullanmanın satış tarafına ne gibi avantajları var? Şimdi en çok bilinen konulardan bir tanesi bu. Çünkü CRM dediğimizde çoğu zaman herkesin aklına o sales, yani satış CRM, sales CRM diye adlandırılan satış CRM geliyor. Çünkü hatta burada bir karşılaştırma da yapabilir misiniz? Yani kullanan taraf nelerden mahrum kalıyor? Kullanmayan taraf, kullanan taraf ne gibi avantajlar elde ediyor? Tabii ki, seve seve. Şimdi CRM dediğimizde herkesin aklına orası geliyor. Yani işte leadleri toplayan, özür dilerim, müşteri adaylarını toplayan, teklif otomasyonuna el veren, müşteri datalarını içeride tutan ve kanallardan müşterilerle iletişim kurabileceğimiz, satış süreçlerini hızlandırabileceğimiz programlar akla geliyor. Yani çok nadirdir CRM dediğinde müşteri destek kısmını anlatan veya CRM dediğinde pazarlama kısmını anlatan şu an Türkiye'de diye bahsedeyim. Tabii bu açıdan baktığımızda CRM'in satış tarafındaki katkısı artık neredeyse bütün KOBİ'lerin bildiği, bir kısmının yapabildiği, bir kısmının yapamadığı, bir kısmının başarılı olduğu bir CRM programında konular. Ama neredeyse herkes artık bu konuları biliyor. Nasıl? İşte müşteri adayı yönetimi. Çünkü en başta CRM'i tanımlarken aslında hani ufak bir tanım yapmaya çalıştım. Orada belirtmekte de fayda vardı. Yani CRM sadece müşteri ilişkileri yönetimi diye açıyoruz ama hem potansiyel müşterilere hem de mevcut müşterileri yönetmekle ilgili bir konudur. O yüzden müşteri adaylarını da yönetmeniz gerekir CRM'de. Müşteri adayı yönetimi, yani sizin ürünlerinizle ilgilenen çeşitli kanallardan, işte pazarlama kanallarından topladığınız müşteri adayları, İngilizce'deki terimini kullanacağım lead diye, çünkü tam karşılığı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Lead yönetimi yapabildiğiniz bir kısmı var satış CRM'in. Oradan sonra geldiğimizde işte kişi ve firma yönetimi, ilişki yönetimi yapabildiğiniz, history tutabildiğiniz bir kısmı var. Satışa doğru geçtiğimizde satış tarafında teklif otomasyonu yapabildiğimiz bir kısmı var. Mesela dediniz ya hani yapan ve yapamayan. Şimdi mesela çoğu firmada, özellikle B2B firmalarda, zaten bildiğiniz üzere bu sales CRM tarafı B2B firmalarda biraz gündeme geldi dünyada. B2B firmalarda şimdi satış tarafındaki teklif hazırlama kısmı çoğu zaman hakikaten satışçının çok zamanını alan, karşıdaki firmaya özel hazırlanmış teklifler olduğu için satışçının sadece o teklifle uğraştığı,
Tabii ki hani kapsamı çizerken veya işte müşterinin ihtiyacını anlarken o şeyle uğraşacak tabii ki, ama onun dışında tamamen dokümanla da uğraştığı bir kısım var. Kullanmayanlarda, yani CRM sistemini satış anlamında kullanmayanlarda hala bu teklif hazırlama kısmı ya daha düşük ölçekte gidiyor. Yani işte hemen bir fiyat veriliyor, geçiyor. Ya da biz buraya bir teklif dokümanı hazırlayalım derlerse hakikaten böyle 2-3-5 günü alacak sürelerde teklif dokümanları hazırlanıyor. Ama kullanan CRM programını satış tarafında, özellikle teklif otomasyonunu kullanan firmalar ne yapıyor? Bunu özelleştirmişler. Bir CRM programının içerisinde artık otomatik hale getirmişler. O otomatik hali kullanarak çok daha kısa sürelerde teklif verebilir duruma geliyor. Bu da tabii ki iki kullanan ve kullanmayan firma arasında çok büyük bir zaman farkı yaratıyor. Yani geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam Harvard'ın yine bir araştırması vardı. İşte müşteri adayına ne zaman dönülmeli, yani bir teklif ne zaman verilmeli diye. Tabii B2B ve B2C diye ayırmışlar. B2C diye baktıklarında böyle 5 dakika falan diyor ama B2B'de böyle 5 dakikalar çok mümkün değil tabii. Ama orada çok net gözüken şey, ne kadar kısa sürede müşterinin ihtiyaçlarına teklif olarak satış anlamında dönebilirseniz satışın kapanma ihtimali o kadar kuvvetli olduğu yönündeydi. İşte CRM'in, yani satış CRM'in teklif otomasyonu da bunu sağlıyor. O yüzden hani kullanan ve kullanmayan arasında çok net bir fayda farkı var. Az önce kullanıp da başarılı olamayanlar da var dediniz. Başarının önündeki engeller neler? Şimdi kısa bir cevap vermeye çalışayım. Kısa bir cevap vermeye çalışayım çünkü buraya uzun bir cevap vermek, doğru bir cevap vermek biraz uzun sürecek. Ama geçen McKinsey'nin galiba, yanlış hatırlamıyorsam, araştırmasında okumuştum. Dijitalleşme projelerinin, dijital dönüşüm demiyorum, dijitalleşme projelerinin %70'i aslında başarısız oluyor. Şimdi başarısız olurken birazdan belki hani bu şeyin konusu da oydu. CRM programı nasıl seçilmeli demiştik. Belki biraz oraya da girebilirim bu sayede. Aslında orada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. O noktalara dikkat ettikten sonra, doğru bir CRM programı seçtikten sonra bir de bunu tabii ki içeride biz ona proje diyoruz. Hani bir proje gibi bakıp gerekli kaynakları ayırıp, hani sadece zaman, para anlamında değil, insan kaynağı, hani birçok şeyi göz önünde tutup o projeyi başarılı kılmak lazım. Türkiye'de bildiğiniz üzere, yani sadece Türkiye'yle kısıtlamayayım, hani dünyanın birçok ülkesinde ne yazık ki Asya ülkelerinin çoğunda bu durum var. Proje algısı, hani proje yönetmek, proje nedir, proje yapmak algısı çok çok gelişmiş değil. Hatta belki dikkat edersiniz, yani devlet kurumlarının çoğu işte COSGAP, TÜBİTAK aslında firmalara projeyi öğretmeye çalışıyorlar. Proje nedir? Yani dertleri bu aslında. Proje mantığı bu kadar gelişmemişken ne yazık ki yapılan yatırımların da, şu an Türkiye'de de hani McKinsey'nin araştırması dünyada bir araştırmaydı ama muhtemelen o oranlarda fail ediyordur, başarısız oluyordur proje. Peki projenin başarısız olmaması için ne yapmak lazım? Doğru bir program seçmek lazım. Şimdi bu cümleyi sadece CRM açısından söylemiyorum. Yani sadece program açısından söylemiyorum. Yani işte evimize bir mutfak dolabı yaptıracak olsak bile doğru mutfak dolabını seçmediğimiz zaman o iş başarısız olur. Orada ürün seçerken, CRM programı seçerken birkaç tane noktaya dikkat etmek lazım. Sonrasında da projenin doğru yürütülmesi gerekiyor. O zaman hemen üzerine onu konuşalım. Yani COBİ'ler CRM programı seçerken nelere dikkat etmeli? Öncelikle ihtiyaçlar. Şimdi her COBİ'nin hem endüstrisi, hem iş yapış şekli, hem kültürü farklı. O yüzden aslında bizim yazılımcı camiası diyeyim artık, hani yazılım sunan, yazılım satan, danışmanlık yapan firmaların aslında hata yaptığımız tırnak içerisinde bir nokta var. Biz işte yazılım endüstrileri görebiliyoruz. Ama endüstrilerin de aslında iş yapma şekilleri, kültürleri, oradaki firmalar, yani hani bir sağlık endüstrisi diyoruz ama bir devlet hastanesiyle bir özel hastane arasında çok büyük farklar var. Evet. Çok büyük kültür farkı var. Veya özel hastanenin kendi aralarında çok büyük kültür farkları var. Şimdi bu açıdan baktığımızda firma tarafındaki kişinin temel olarak yapması gereken birinci konu ihtiyaçlarını belirlemek. Yani ben CRM, tabii ki benim şu an anlattığım kadar bir CRM bilinci olmayabilir. Ama hani ufak bir araştırmayla, ya ben CRM seçerken CRM'de neleri yapabilirim? Benim neye ihtiyacım var? Yani gerçekten satış, mesela
biraz önce söylemiştim. Üretim yapan bir firma 7-8 tane müşterisi var. Zaten onlarla ilişki geliştiriyor. Onlar sipariş veriyor ve siparişe dönüyor. Şimdi bu firmanın çok böyle bir data mining yapacak bir CRM kullanmasına gerek yok. Birinci konu bu. Firma öncelikle ihtiyaçlarını belirleyecek. İhtiyaçları belirlerken tabii bilmediğiniz bir şey de ihtiyaçlarını belirlemek zordur. O yüzden de danışman firmalar var. Mutlaka bütün KOBİ'lerin özellikle yine cevaplar size sorulardan birine cevap verirken bahsetmiştim. TÜBİTAK bu konuda bir çalışma yapıyor diye. TÜBİTAK bir dijital dönüşüm platformu ve uzmanları yetiştiriyor. Şu an ikinci dönemde. KOBİ'lerin de şimdilik imalat sanayisindeki KOBİ'lerden başladılar. Ama KOBİ'lerin de oradan destek alabilecekleri konuşuluyor. Devletin bunu destekleyeceği konuşuluyor. Birçok konu var. Mutlaka firmaların ihtiyaçları belirlerken bir danışman firmadan destek almalarında fayda var. Çünkü yani sadece KOBİ'ler değil, çoğu kurumsal firmalarda bile işin içindeyken bazı ihtiyaçlar gözden kaçabiliyor. Yani buzdağının bir kısmı bazen görünmeyebiliyor. İhtiyaçları belirleyeceğiz. Somut bir örnek vereyim. Mesela farklı dille kullanım. Şimdi iki tane aynı endüstride aynı şirketsiniz ama bir tanesinin yurt dışı operasyonları var. Yurt dışında bir ekibi var. Diğerinin yurt dışı operasyonları yok. Aynı şeyi üretiyorsunuz. Birebir aynısınız. O iki firmada bile kullanılan CRM programı ihtiyaç değiştiği için değişebilir. Yani bir tanesinde işte Polonya'ya gittiniz, Dubai'ye gittiniz. Arapça bir ekran istiyorsunuz. Polonya'da işte hani Dubai'ler artık çok İngilizce biliyor ama işte Rusya'ya gittiniz. İngilizce konuşma az. Rusça bir ekran istiyorsunuz. O zaman seçeceğiniz programla hiç yurt dışı operasyonlara başlamamışken seçeceğiniz program farklı. Tabii burada şirketin genel stratejisini, yol haritasında birazcık göz önüne almakta fayda var. Yani KOBİ'lerin çoğunda ne yazık ki yazılı bir stratejik plan, stratejik şey yok ama mesela 2 yıl sonra yurt dışına açılmak istiyorsanız bu sene sadece Türkçe arayüzü olan bir program aldığınızda 2 sene sonra yurt dışına açıldığınızda onu değiştirmek zorunda kalacağınızda düşünmekte fayda var. En sona saklamıştım ama hemen söyleyeyim. İkinci konu maliyet. Yani bunu artık söylemekte bile yani herkesin dikkat ettiği konu. Ama maliyete gelen aşamaya kadar, onu en sona bırakmıştım dememin sebebi oydu. Maliyete kadar gelen aşamaya kadar işte ihtiyaçları göz önünde bulunduracağız. Farklı dil kullanımı bunlardan bir tanesi. Ürün ailesi bunlardan bir tanesi. Yani sonuçta şimdi CRM seçimi yaptığınızda aslında CRM'le doğru çalışan, birlikte çalışan bir işte ERP programı, bir üretim programı. Çünkü hani mesela müşteriye özel üretimler yapıyorsanız orada müşterinin üretimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İhtiyacınız o yöndeyse. O zaman da aslında bir ürün ailesi sunan markalar veya ürünler biraz daha ön plana çıkıyorlar. İşi daha kolaylaştırdıkları için, entegrasyon problemlerini ortadan kaldırdıkları için. Tabii ki bir diğer konu ekosistem. Ne demek istiyorum ekosistemle? Örneğin bir CRM programı aldınız. Şimdi CRM programını ihtiyacınız varsa seçenekleriniz, birincisi kendiniz yazabilirsiniz. İkincisi daha önce yazılmış butik diye adlandırayım bir program kullanabilirsiniz. Veya işte dünyaca çok ünlü, dünyaca bilinen programlar kullanabilirsiniz. Şimdi biraz önce söylediğim maliyet kısmı bunların her birinde değişiyor. Evet. Görünen maliyetler var, görünmeyen maliyetler var ama orada eğer ki siz kendiniz bir program yazmaya karar verdiyseniz neredeyse bir uzman olarak hiç önermediğim konulardan bir tanesi. Çünkü şeye benziyor yani şirketin arabaya ihtiyacı var, arabayı kendimiz yapalım demek gibi bir şey oluyor. Diyelim kendiniz arabayı yapmaya karar verdiniz, programı kendiniz yazdınız. Bu aslında sizin ileride yaşayacağınız sorunlarda o problemle tek başınıza uğraşmanız gerektiği anlamına da geliyor. Ekosistemden bunu anlatmaya çalışıyordum. Ama işte Türkiye'de bilinen, kullanılan partnerları ekosistemde çok olan bayilik ağı oturmuş bir ürün kullanmaya kalkarsanız o zaman yaşadığınız problemlerde bir bayiden, bir kanaldan, bir partnerden destek alabileceğiniz anlamına gelir. Biraz daha riski düşürür. O yüzden ekosistemi de iyi değerlendirmek lazım. Yanlış anlaşılmasın yani ekosistemi, partnerları çok olan programlar daha iyidir demek istemiyorum.
Ama en azından oradaki riski aşağı çeker. Başka riski yukarı iter, oradaki riski aşağı çeker. Mesela bu yine partner ekosistemiyle de birlikte düşünebiliriz. Destek kanalları. Şimdi biraz önce örnek vermiştim. Yani yurt dışında bir firmaysanız, yurt dışında operasyonları olan bir firmaysanız diyelim, gittik İspanya'ya bir ekip kurduk. İspanya'da işe alım yaptık. İspanya'da bir şeyimiz var. Satış ofisi. Merkezimiz var. Bir satış ofisimiz var. Şimdi bir yazılım programı kullanırken İspanya'daki kişi de kullanacak. İspanyolca söyleyemedim. İspanyolca arayüzüyle kullanacak. Ama bir problem yaşadığında dönüp o problemi ya gelip Türkiye'deki birini anlatacak veya İspanyolca destek verebilen bir yazılım alması gerekecek. İkisinden biri. O yüzden yani bütün cevabı dönüp dolaştırıp aynı yere bağlayacağım. İhtiyaçlar çok önemli. İhtiyaçları belirlerken de şirketin şu anki durumu, nereye gitmek istediği çok önemli. Biraz daha somut örnekler vermeye çalıştım. Anlaşılmıştır umarım. Peki burada şunu merak ediyorum. CRM sağlayıcısı tarafa ne gibi görevler düşüyor burada? Özellikle de ihtiyaçların belirlendiği süreçte. Doğru. İhtiyaçları belirlerken özellikle danışman firmalara mutlaka başvurun dediğimde aslında CRM sağlayıcı firmalardan bir tanesi, yani CRM sağlayıcı firmalarda o danışman firmalardan bir tanesi aslında. Yani siz bunu dışarıda tamamen bağımsız bir danışmanlık olarak da alabilirsiniz. Maliyeti biraz yükseltmiş olursunuz. Veya CRM sağlayıcı firmalara konuyu sorarsınız. Sizi yönlendirmelerini beklersiniz. Tabii orada firmaların özellikle o sektörde bir şeyi varsa, tecrübesi varsa, o sektörde bilinen bir firmaysa yönlendirmeleri ve size danışmanlığı daha kolay oluyor. Hiç bilmediğiniz bir sektörde, hiç bilmediğiniz bir konuyla karşı karşıya kaldıysanız o zaman da işte danışman firma da aslında o konuyu netleştirebilmek adına bir süre geçirmesi gerekiyor. Bir araştırma süresi yapıyor, şirket anlamaya çalışıyor, kültürü anlamaya çalışıyor ki ihtiyaçlardan bir tanesi oydu. Orayı biraz atladık. Şirket kültürü gerçekten çok önemli. Yani sizin şirkette kimin çalıştığı çok önemli. Tamamen her şeyi aynı olan ama çalışanları farklı olan iki firmaya çok farklı iki program tavsiye edilebilir. Çünkü sektörde belki dünya çapında yüzü geçti şu an CRM programları. Bana sorsanız belki aynı anda birbirinin rakibi olan 2-3 tane firma yoktur. Çünkü kimisi bir konuda iyi, diğer konuda zayıf. Kimisi diğer başka bir konuda iyi. İhtiyaçlara göre de o ürünü tavsiye ediyoruz biz açıkçası. Burada danışman şirket eğer tanıyorsa sektörü ve şirketi, müşteri firmayı diyeyim artık, çok daha rahatlıkla yönlendirmeler yapabilir. Tabii burası biraz gri kalıyor açık söyleyeyim cevap verirken. Çünkü aynı zamanda bir şey de satmaya çalışıyorsunuz. Yani satmaya çalıştığınız bir şeyle ilgili danışmanlık verdiğiniz için biraz artık o müşteriyle olan ilişkiye, ne kadar güvenilir olduğunuza biraz daha amacınıza bağlı. Gönül ister bu konuda tamamen bağımsız danışman firmalar olsun ama henüz sektörde ne yazık ki öyle danışman firmalar yok. Yani ben sadece CRM seçiminde sana yardım ederim. Hangi CRM programının sana uygun olduğunu söylerim ve bunun karşılığında da senden bir para alırım. Bunun bir maliyeti olur. Henüz Türkiye'de oturmuş değil. Dünyada var örnekleri. Dubai'de biz birkaç kez yaptık. Ama Türkiye'de henüz oturmuş değil diyebilirim. Peki. Bulut teknolojileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle de CRM tarafında ERP olabilir ve bulut CRM kullanmanın faydaları KOBİ'lere neler? Şimdi biz Bulut'la Perenet olarak yaklaşık herhalde bir 8 yıl, 9 yıl oldu Bulut CRM'le tanışalım. Tanıştığım günden beri neredeyse savunucusuyum. Tabii bunu finansal sektörü dışarıda tutarak söylüyorum. Çünkü bazı regülasyonlarla bulut teknolojileri kullanamadığınız sektörler var. Devlet, yani finansal bir bankanın bulut teknolojisi kullanmasına, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yanlış bir bilgi olmasın, yurt dışında bulut bir teknoloji kullanmasını önermiyor. Türkiye'de bulut teknolojileri gelişiyor, gelişmekte. Yani çok yeni, böyle birkaç dünya devi diyeyim, Türkiye'de bulut altyapısı kurdular. Öyle olunca hani bizim o şey anlayışımız pardon, bizim buluttaysa veriler yurt dışında olur anlayışımız çok da
geçerli değil aslında. Ben dediğim gibi tanıştığım günden beri neredeyse bulut teknolojisinin savunucusuyum. Çünkü aslında örneği verdim. Bizim bir arabaya ihtiyacımız var. Hadi araba yapalım demediğimiz gibi sunucu yönetimi de başlı başına bir iş. Yani sizin ürününüzün, sizin uygulamanızın yer alacağı sunucunu yönetmek başlı başına bir iş. O yüzden bulut teknolojisini kullanan ve bulut altyapısında uzman olan kişilerin bu işi yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de özellikle CRM seçiminde benim en azından müşterilere tavsiye ettiğim, firmalara, danışan firmalara tavsiye ettiğim, eğer ki bir regülasyon yoksa kesinlikle bulut teknolojilerini öneriyorum ben. Regülasyon olmamasına rağmen bazı şirket politikaları gereği veriyi Türkiye'de tutmak isteyen kişiler var. Yani onlar çok hani sunucuydu, yani on-prem sunucuydu veya bulut teknolojisiydi. Çok aslında o ayrımda değiller ama verinin nerede olduğuyla ilgileniyorlar. Aslında şey de öyle. Regülasyona tabi olan sektörler de öyle. Yani veri yurt dışında olmayacak şart o aslında. Tabii o da Türkiye'de bulut teknolojisi Türkiye sınırları dahilinde geliştikçe daha da iyi yere gelecektir diye düşünüyorum. Çok yakın zamanda da Huawei bir bulut altyapısı lanse etti. Deprem zamanına denk geldi biraz. Gözden kaçtı ama artık Huawei'in bir bulut altyapısı var Türkiye'de. Hani bunun gibi birkaç tane daha dünya devi Türkiye'de bulut altyapılarını yapılandırmaya başlarsa zaten ilerleyen zamanda hani bulutmuş, on-premmiş bu kargaşa son bulacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada şeye dikkat etmekte fayda var. Yani hani bulut teknolojisinin bir maliyet avantajı da var. Yani çünkü kendi sunucunuzu yönetmeniz yapılabilir. Bu tabii tercih konusu ama şimdi kendi sunucunuzu yönetmeye kalktığınızda birincisi bir güvenlik konusu gündeme geliyor. Yani sunucunuzun güvenliğini sağlamanız lazım. Artık şimdi bulut teknolojiler bu yeni şeylerde biraz artınca belki yeni IT'ci arkadaşlar, genç IT'ci arkadaşlar bilmiyordur. Server odaları olurdu. Yangın riskine karşı işte donatılmış ısınan server'ı soğutmak üzerine bir sürü fan olan falan server odalar olurdu. Bunlar ciddi masraflar aslında. Çok ciddi masraflar. Yani eskiden bir şirket kurulduğunda şirketin bir şeyi olacağı düşünülürse işte bir web sitesi, bir işte internet ortamında bir varlığı, bir dijital varlığı veya bir sunucu yönetmesi gerektiği düşünülürse şirket kurulumunda bile çok ciddi bir meblağ sadece server odasına ayrılıyordu. Hepsi ithal donanımlar sonuçta yani. Çok doğru. Odayı var etmek, odayı korumak, bir de odayı yönetmek, yani sunucuyu odayı derken odayı yönetmek için de işte IT elemanları tutuluyordu. Sadece bu işle ilgilenen, sadece bu işi uzmanlığı olan. Yani biraz önce verdiğim örnek hani çok aykırı bir örnek olabilir belki ama bence güzel tarif ettiğimi düşünüyorum. Yani hani kimse arabaya ihtiyacı varken arabayı yapmıyor dememin sebebi oydu. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bunların çok gerçekten bulut teknolojisini kullandığınızda, yani şu an bulut CRM'ler adına konuşayım, çok cüzi ücretlerle programları kullanabilir hale geliyorsunuz. Bir anda program açıp kullanabiliyorsunuz. Yani ne server bakımında uğraşıyorsunuz, ne IT eleman almaya kalkıyorsunuz, ne IT elemanını değiştirmeye bir zaman veya maliyet harcıyorsunuz. Yani alıyorsunuz 3-5 kişi IT tarafında sunucu yönetiyorlar. Bir şeyler oluyor, işten çıkıyorlar, işe giriyorlar. Onların değişimi, bunların know-how'ının yönetimi, bu konuların hepsini aslında işi uzmanına bırakıp siz sadece uzmanla belirli bir miktar para ödüyorsunuz bulut teknolojisinde. O yüzden dediğim gibi yani o yüzden bulut teknolojisinin savunucularından biriyim yani tanıştığım günden beri. Peki. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Çok teşekkürler. Umarım sektörde çok şey var şu an. Hani çok CRM tarafında da dijitalleşme ve dijital dönüşüm tarafında çok konu var. Sadece CRM değil. Ülke olarak daha iyi bir yere gittiğimize kesinlikle inanıyorum. Umut ederim bu yürüyüş daha emin adımlarla ve daha kısa sürede olur. Peki. Sağ olun. Teşekkürler. Diyalog Uzman Sohbetleri'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Hoşça kalın.